Bu vatan toprağın karabağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Milletlerin tarihlerinde kahramanlıklarla dolu unutulmaz günler vardır. Türk milletinin tarihi de büyük zafer ve kahramanlıklarla doludur. 13 Eylül 1921 günü de böylesine önemli günlerimizden biridir. Bugün kazanılan Sakarya zaferi, Türk vatanının bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Anadolu topraklarında binlerce yıllık mazisi olan Türklerin 1071 Malazgirt zaferi ile yeniden Anadolu'yu yurt edinmesinden, ardından Avrupa ve Afrika kıtalarına doğru büyümesinden batılı devletler hep rahatsız olmuşlardı. 1683 Viyana yenilgisi adeta yeni bir dönemin başlangıcı sayılmıştır. Zira bu savaşta Türk ordusu yenilmiş, Osmanlı Devleti toprak kaybederek küçülmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyıl boyunca yaptığı savaşları kaybetmesi ve 1. Dünya Savaşı'nda yenilmesi Anadolu'daki Türk varlığını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getirmiştir. 1. Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi bir bakıma sonun başlangıcı olmuştur. 1. Dünya Savaşı'nın ardından yapılan Paris Barış Konferansı'nda adeta Anadolu toprakları paylaşılmış ve işgale hazırlanmıştır. İşte bu işgale karşı milli mücadele yok edilmeye direniştir. Varlığını sürdürme kavgasıdır. Bu direniş Mondros'un hemen ardından başlamış, yurdumuzun her tarafında kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Kimi yerde bir idareci, kimi yerde bir komutan, bazen bir din adamı, bazen eşraftan bir kişi direnişin öncülüğünü yapmıştır. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemizin isimsiz kahramanları. Viyana çekilmesine 238 yıl sonra Sakarya Nehri boyları, Polatlı ve Haymana'da durduran aziz şehitlerimiz. Yedi düveli bize getirmek için cepheden cepheye koşan, adını peygamberinden alan Mehmetçikler. Eşini ve oğlunu Çanakkale, Sarıkamış, Galicia, Hicaz ve Yemen ellerinde şehit verip Kurtuluş Savaşı'na baltasıyla katılan Anadolu anaları. Vatanımız işgale uğramasın, ezanlar susmasın, bayraklar inmesin dediler. Göğüslerini düşmana siper edip yurdumuzu çiğnetmediler. İstiklal ve istikbal davamız için canlarını feda ettiler. Unutmamak ve unutturmamak için harekete geçtik. Şehit ve gazilerimizin ruhları şad olmalıdır dedik. Yurdumuz yeniden düşman işgaline uğramasın, tarihten ders ve ibret alınsın istedik. Tarihimizin şanlı zaferleri: Sakarya Meydan Muharebesi, Afyon Karahisar, Şuhut ve Büyük Taarruz Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Viyana çekilmesini durdurduğumuz Milli Kurtuluş Destanımızın yazıldığı bölgeleri tarihi milli park ilan ederek şehitlerimize vefa borcumuzu ödemeye çalıştık. Şehitlerimizi ihya ediyoruz. Toplamda 17 eser, 49 milyon TL'lik değer yatırım var. Hayırlı uğurlu olsun. Vatanın her karış toprağı vatandaşı tanı göstermedikçe terk olunamaz. Tüm şehitlerimizi rahmetle minnetleniyor, unutmuyor ve unutturmuyoruz.
Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Profesör Doktor Veysel Eroğlu Beyefendi, işte ülkemizde şehitliklerimizi ihya etmeye, gelecek nesillere tarihimizi unutturmayıp sizlere birlikte üretmeye devam ediyor. 1071'de Sultan Alparslan Manezgirt zaferini kazandı. O tarihten itibaren o Selçuklular, Osmanlılar akın akın dolayısıyla bu toprakları bize vatan yaptı. Hatta 1683 yılına kadar Viyana kapılarına kadar dayandı. 1683 tarihi milletimizin tarihinde özellikle çekilişin başladığı bir tarihtir. Ta nereye kadar çekildik? Düşman maalesef Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya'yı işgal ederek işte Sakarya Nehri'nin kenarlarına kadar geldiği zaman neticede başkomutan Hazreti Atatürk böyle bir harekat talimatını verdi. Büyük bir mücadele verildi. Bu muharebelerde şehit düşen 5713 kahramanı ve gazilerimiz hayırla yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Allah onlardan razı olsun. Çünkü bu şehitler bu vatan için, bu bayrak için canlarını seve seve feda ettiler. Onlara karşı minnet borcumuz var. Dolayısıyla onlara sahip çıkıyoruz. Ve değerli kardeşlerim, tabii bu alanı hükümetimiz Sakarya Meydan Muharebesi'nin tarihimizdeki ehemmiyetine binaen Milli Parkı ilan etti. İnşallah bu zaferin nasıl kazanıldığını gelecek nesillere anlatmak için muhteşem bir tanıtım merkezi yapıyoruz. Bir kez daha Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Ve diğer konuklarımız, hemen sizleri canlandırma gösterisi için hemen sahnemizin arka bölümünde bulunan canlandırma bölümüne davet ediyoruz. Canlandırma gösterisini izlemek üzere. Yıl 1921. Bin yıllık Türk'ün tarihinde en zorlu günler. Üst üste savaşlardan sonra savaşmaya gücü takati kalmamış ve dağılmış bir ordu. Komada can çekişirken son nefesini soluklayan bir imparatorluk ve tarihte nam salmış bu destansı imparatorluğun küllerinden yeniden doğmaya çalışan Anadolu halkı. Bir tarafta Balkan Harbi'nden Cihan Harbi'ne, Dimetoka'dan Trablus'a, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye şehitlerini ağlayan bir anne. Diğer yandan seferberlik ilanı ile vatanı asker gitmeye gönüllü koşan annenin son yongası, evde kalan son yiğit Bahadır delikanlısı. Vatanın, vatanımızın gerçek sahiplerini, kurucularını seyrediyoruz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yavrum, şehidim. Onu komşu her gün mezarlığa git, evden oku duanı diyor. Ama sen bizi hiç merak etme oğlum, biz iyiyiz çok şükür. Devlet bize maaş bağlayacaktı. Babam istemedi. Ben daha ölmedim diye kükredi elin adamı. Yaşlandıkça iyice huysuz. İyi etmiş ana. Mehmet. Seninkini bir görmeliydi. Mehmet'i. Okula başladı babası. Öyle büyüdü ki. Öyle yakışıklı oldu ki. Aynı sen. Ramazanım diye kokluyorum. Ramazanım diye sarılıyorum onu. O da kaşlarını çatıp Mehmet benim adım diyor. Adıyla yaşasın. Okulun ilk günü öğretmeni sormuş tek tek hepsine. Sınıftaki çocukların yarısının babası şehit, geri kalanı gazi çocuğuymuş. Ama sen onu hiç merak etme oğlum. O da çok iyi. Annesinin tek tesellisi o. Çok düşüyor oğlunun üstüne. Süslüyor. Sen şehit olursun diye. Ne yapsın yavrum? O
Onun da tek tesellisi o artık. Duyduk duymadık demeyin! Seferberlik ilan edildi! Ey ahali! Dur! Dinleyin! Başkumandanlık bana bir geldi! El içine atılan herkes tez zamanda birliklere teslim olacak! Duyduk duymadık demeyin! Seferberlik ilan edildi! Benim senden bu mezardan başka tesellim mi kaldı? Dayını cephelere yolladı. Ne haberi geldi, ne kendi. Abini cephelere yolladım. Şehit cenazesi. Benim buradan başka bir tesellim mi kaldı yavrum? Çok şükür ki sen varsın başım. Askeri duymadın mı ana? Seferberlik başladı. Askere çağırıyorlar. Cepheye gideceğim ana. Yavrum! Bırakma! Vatan beklemez ana. Yavrum! Aklına helal et. Doğru söylersin oğlum. Doğru söylersin. Git yavrum. Git. Ya gazi ol. Ya şehit. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, haydi sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin, işit. Haydi git evladım, uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı, dağ demeyip taş demeyip aşmalı. Sendeki coşkunla er şaşmalı, haydi git evladım, uğurlar ola. Selamın aleyküm. Aleykümselam. Cepheye gidecek mühimmatlar size ulaştı mı? Sağlam mı hepsi? Hoş geldiniz. Sağlamdır herhalde. Hayrola. Hiç hayır değil kardeş. Düşman yolda. Yunanlılar buraya geliyor. Köyü basacaklar. Köyde kurtarılacak ne varsa, erzak, cephane, mühimmat, hepsini kurtarın. Elverişli askerler de bize katılsınlar. Haydi çabuk olun. Eyvallah. Haydi. Çabuk toparlanın. Yükle hafif ne varsa alın yani. Siz de yardım edin. Bilir. Hadi. Akçana senin şeyimi. Hayvanları döndürün. Seni arabayı yükle. Hadi. Hadi. Eyvahlar olsun. Yunan gavuru yetişti. Hadi yavrum. Buna sararsın. Hadi. Ne olur sararsın yavrum. Biz onları yokluyoruz. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. Siz düşün yola. Cephaneyi kurtarın. Bir düşman idare ederiz. Olmaz öyle şey kardeş. Sizi yaşatmazlar burada. Gelin bizler. Asıl hep beraber gidersek sonumuz olur. Bu yavrular bizi yetişir. Biz ölsek ne olur. Siz gidin cephaneyi kurtarın. Hadi yavrum gecikmeyin. Anam. Hadi. Sensiz ne yaparız? Anam. Yavrum. Askerden ayrılmayın kuzum. Hem cephane hem de kendinizi kurtarın. Çabuk yavrum. Bütün köy arayın. İşe yarayan ne varsa toplayın çabuk. Söyle bakalım. Mühimmatlar nerede? Bizde mühimmat ne arasın be? Ermeni köylüler, Ermeni komşularımız öyle demiyor ama. Bizde mühimmat yok. Gel! 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 Ne yapalım? Sağlık olsun. O zaman bütün köyü yakın. Düşman amansızdı. Topunu, tüfengini toplamış gelmiş ve artık içinde bulunduğumuz topraklara
yerleşmişti. Bir ölüm kalım mücadelesiydi. Sakarya Nehri'nin bir tarafı, batı tarafı düşmana ve doğu tarafı da o günkü bizim Türk askerine artık mevzi olmuştu. Ve düşman tam üç koldan, üç asırdır 1699 Karlofça'dan beri çekiliş üstüne geriye çekilirken onu sanki hıncını alır gibi üç ayrı noktadan çıkartma yaptı ve artık taarruz vaktiydi. Kaçınılmaz bir savaş. 22 gün, 22 gece hem de gündüzüyle gecesiyle hiç durmadan top atışlarıyla önce başladı ve yeni bir destan, bir diriliş destanıydı o gün. Türk milleti için birlikte seyrediyoruz. Büyük Yunan ordusunun askerleri, Megaloidan'ın fertleri, Helen medeniyetinin çocukları, bugün Bizans İmparatorluğu'nun yıldızı tekrar parlıyor. Bugün sizler için yepyeni bir güneş doğuyor. Ve o güneş 100 kilometre ötede Ankara'dan sizlere göz kırpıyor. Evlatlarım, bugünden sonra doğacak çocuklar sizleri Yunan medeniyetinin en büyük kahramanlarıyla beraber alacaklar. Ve büyük idealimize varmak için son bir adım, son bir basamak kaldı. Şimdi o adımı atmak için verilecek taarruza emir vermekten, komuta etmekten gurur duyuyorum. Asker yerlerine! Topçular! Ateş! Siper! Evet, ateş! Bekler! Çabuk! Ateş! Topçular işte! Ateş! Ateş! Hadi atladın! Hadi! Dur! Hazır! Mustafa Çavuş! Mustafa Çavuş! Ateş! Yok! Lan! Ateş gel! Şefalarım! Kumandanım, Karatepe'yi kaybettik. Tamam. Birçok ölü ve yaralımız var. Güney Mangal Dağı'ndaki kumandanımız birliğini korumak için geri çekilmiş. Düşman kara Güney Mangal Dağı'nı ele geçirdi. Evet. Savaş herhalde bizim sipere sisteminin. Geri çekilme ya da taarruz konusunda emir ve görüşlerinizi bekliyoruz kumandanım. Tamam. Başkomutanlıkla irtibat halindeyiz. Her an yeni emir gelebilir. Taşmektepliler'den de 20 kişi istasyon yolunda şehit olmuş. Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Yiğitlerim, aslanlarım. Bugün aramızdan birilerine daha şehadet nasip olabilir. Eğer Yüce Mevla'nın huzuruna gideceksek tertemiz gideceğiz. Şimdi hep beraber teyemmüm abdesti alıp kendi cenaze namazımızı kılacağız. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Eşhedü en la Yüzü yiğit yüzlerinin dünyada en güzeli, çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli. Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz, her zaman varlığımız hem kanımız hem etimiz. Vatanın hem yaşayan sahibi hem varisi o, görünür halka bugünlerde teselli gibi o. Hem de şimdi bir baştan bir başa, ta Arakan'a kadar çoktan kaybettiğimiz yerlerde olduğu gibi. Ne kadar safidi siması bu mümin neferin. Kimdi, banisi mi, mimarı mı ulvi eserin? Türk oğlu,
varsın, topunu tüfengini olsun gelsin düşmanın. Senin Ermeni yanında kendi cenaze namazını kendisi kılmış böyle askerin var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Silahı. Hattı müdafaa, satıl müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevzide atılabilir. Fakat küçük büyük her birlik ilk durabildiği noktada yeniden düşmana cephe kurup savaşa devam edecektir. Yanındaki birliğin çekilmeye mecbur olduğunu gören birlikler ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide sonuna kadar dayanmaya ve karşılık koymaya mecburdur. Anlaştık mı Atkan? Emredersiniz kumandanım. Gelin. Siperler. Ateş. Ateş. Bekle. Çabuk. Hücum edeceğiz. Bekleyin. Bekle. Mermi. Topçular. Allah'ım Ekber. Hücum. Allah 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 Allah. Fatih'in Yavuz'un nasil kanından, Fatih'in Yavuz'un asil kanından, yurdunu çok seven kendi canından, düşmanı kovan er meydanından, açın yolları, Türkler geliyor, yollara düştük bayrak fatuyla, kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Türkler geliyor. Hayırlı. Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla. Ben 2070 lira. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah bu zaferi, Sakarya zaferini her daim kutlayacağız. İnşallah bu şanlı bayrağımız bu topraklarda ilelebet dalgalanacak. Tarihler 26 Ağustos 1921. Polatlı bölgesinde savaşın en şiddetli yaşandığı günler. Mustafa Kemal Paşa, Türk milletini başarıya götüren, tarihimize altın harflerle geçecek şu sözleri söyler. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı, vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Mehmetçik, Mangal Dağı ve Haymana bölgesinde ölüm kalım mücadelesi vermektedir. Allah, Allah nidalarıyla Sakarya Nehri boyları inlemekte, bulunduğu mevzide sonuna kadar direnen Mehmetçik, bir gül bahçesine girercesine şehadet şerbeti içmektedir. 11 Eylül'de Türk kuvvetlerinin saldırısı tüm cepheye yayılır. Düşman 12 Eylül günü
Sakarya'nın doğusundan sökülüp atılır. Büyük bozguna uğrayan Yunanlılar perişan bir durumdadır. ...13 Eylül 1921 günü güneş, Sakarya Ovaları, Polatlı ve Haymana Dağları'ndan zafer müjdesiyle doğar. Sakarya Meydan Muharebesi, kurtuluş ve kuruluş tarihimize altın harflerle geçer. ...13 Eylül 1683'te başlayan geri çekilme, 238 yıl sonra... Yine bir 13 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi zaferiyle Polatlı ve Haymana'da durdurulmuş ve karşı taarruza geçilmiştir. Dünya harp tarihine en uzun süren meydan muharebesi olarak geçen Sakarya Savaşı'nın geçtiği Karapınar Karargahı, Polatlı Merkez, Karatepe, Dua ve Kartaltepe, Kocabayırtepe, Çaldağ, Yıldızdağ, Toydemir, Sarıçaltepe, Kocaderetepe, Kızılkırma ve İkiztepe, Türbetepe, Gazitepe, İnler ve Mangaldağ bölgesi tarihi milli park ilan edilerek koruma altına alındı. Gençliğe çağrımız ecdadını tanısın. Bu milletin ezanları dindirtmemek, bayrağı indirtmemek, vatanı böldürtmemek için nasıl bedel ödediğini görsünler ve örnek alsınlar inşallah. Sen Sayın Bakanım, böyle çorba dağıtırken de birkaç cümle alalım duygularınızı. Gerçekten şehit. Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü. 96. yılını kutluyoruz. O zaman askerlerimizin içtiği çorbadan vatandaşımıza dağıtıyoruz. Şimdi bakanlar bu sadece bakmakla kalmıyor. Millet aynı zamanda hizmet ediyor yani. Duygularınız ve özellikle gençlere. Yani tabii zaferi kutlamak çok önemli, özel bir gün. O bakımdan Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Böyle özel bir günde bizleri de davet ettiler. Ne mutlu bize. Teşekkür ederim. Geçmişini bilmeyen insan geleceğe yürümesi mümkün değildir. Bu bakımdan gençlerimize şunu tavsiye ederim. Tarihimizi iyi okumaları, iyi analiz etmelerini ve atalarına saygılı olmalarını tavsiye ediyorum ben şahsen. Sakarya Meydan Muharebesi'nin cereyan ettiği saha maalesef yeterince bugüne kadar milletimize, gençlerimize değil milletimize tanıtamadı. Ankara'nın burnunun dibinde olmuş olmasına rağmen maalesef şehitliklerimizin yeri yeni tespit edildi. Milli Park ilan edildikten sonra gayretli arkadaşlarımız birer birer adım adım bütün sahayı gezmek suretiyle radarla şehitlikleri tespit ettiler. Onları birer birer ihya ediyoruz ki gençlerimiz bunları görsün, atalarıyla iftihar etsin. Sakarya zaferini bizlere armağan eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Son 6 yıl önce ta Viyana çekilmelerinden buraya kadar gelmiş. Burada o yokluklara rağmen Mehmet İskanat'ın da olduğu gibi dur demiş ve 9 Eylül itibariyle de bunların hepsini İzmir'den Ege'ye göndermişiz. Dolayısıyla bütün şühedayı rahmetle yad ediyorum. Allah rahmet eylesin. Bizler de burayı tarihi milli park ilan ettik 2015 yılı itibariyle. İşte burada ne yapabiliriz? Şehitlikleri ihya ediyoruz. Bizim tabii burada en önemli tarihi milli park olması nedeniyle öncelikle bizim şüheda kabirlerine ulaşmamız lazım. Ve bütün alanda tarama çalışmalarımız devam ediyor. Şu an Jeoradar'la yeni tespit etmiş olduğumuz 16 şehitliğimiz var. 100'ün üzerinde tespitli şehitliğimiz var. Viyana çekilmesinden Sakarya zaferine
canları ve kanlarıyla destanlar yazan aziz şehitlerimize minnet ve şükran borcumuz var. Onlar gencecik fidanlar, birer damla çocuktular. Kan gibi dökülüp aktılar ülkemizin ırmaklarına. Can oldular vatan topraklarına. Onlar çiçek çiçek açıp gittiler. Zaferler tarihimize şan ve şeref verdiler. Halen gelincikler kızıl, güller al aldır. Tüm çiçekler renklerini isimsiz ve mezarsız şehitlerden alır. Meçhul askerdense de isimleri Ahmet, Mehmet, Ali, Hüseyin, Mustafa'dır. Anadolu coğrafyasından savaşlara gönüllü katılan, bizi düşmana çiğnetmeyen Eroğlu erlerdir. Onlar sabah güneşinin ilk ışıkları, akşamın grup vakti kızıllığıdır. Onlar için ne yapsak az. Doğatepe'deyiz ve biz tam karşımızda görmüş olduğumuz efendim Sakarya Meydan Muharebesi tanıtım merkezini yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Gençliğe diyoruz ki ey gençlik, nereden geldik, nereye gidiyoruz? 1071'den aldık, 2071 hedefimiz ne diye? Gençliğe, bu ülke için savaşan, bura bu ülkenin toprağı diyen şühedanın kabri yok, biliyor musunuz? Onun için biz öncelikle bunları ortaya çıkarmak, ecdat yadikarına sahip çıkmak. Bütün gençlerimize ayırt etmek için gelsin bu toprakları görsünler. O ecdadın savaştığı bu toprakları gelsin Mangal Dağı'na gitsinler. Orada mühimmat atıklarını görsünler. Bir el değsinler. Toprakta gezerken ya burada şüheda mı var? Acaba şüheda kabrına mı basıyorum diye. Kendilerini bir şey yapsınlar. Tarihi yaşasınlar. Biz de diyoruz ki eğer bugüne kadar Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanlara gelmediyseniz lütfen gelin. Tarihin yazıldığı yer ve özellikle Viyana çekilmesinin durduğu yer. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.